Ama şu var, tebliğ serbest. Yani biz gönül ister ki bütün insanlık, dünyada 7 milyar insan hepsi Hazreti Peygamber'e tabi olsun. Hepsi Müslüman olsun. Yani hepsi cennete girsin. Hani bizim Müslümanın niyeti budur. Ama kullar tercihini şerden yana yapıyor. Hayırsızlardan yana yapıyor. Cehaletten yana yapıyor. Nefsinden yana yapıyor. Öylelikle aldanıyorlar. Aldandıkları gibi de aldatıyorlar yani. Cenab-ı Allah bizleri o şerli kısımdan muhafaza eylesin. Onların içinde de hep duamızdır. Hidayete mümkün olanlar, hidayete yakın olanlar da inşallah tez zamanda hidayete gelir. Çünkü şöyle bir şey var. Etki alanı çok fazla olan şerli bir insanın hidayete gelmesiyle o etki alanının fazlalığı sebebiyle o kadar alan İslam'ın lehine dönebiliyor abi. Yani böyle bir şey var. Çünkü o bir lider konumunda olduğu için onun hidayetiyle başka insanlar da hidayete geliyor. Bana dediler ki ya sen yazarlık yapıyorsun, radyo programları yapıyorsun, televizyona çıkıyorsun. Ha, bu şöhrettir, şöhret de riyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır. Hatta benim o yazının sonuna dedim ki şöhret için peygamber mescidini pisleyenleri gördük. Yani kaynaklarda var Allah Resulü mescidini biri pislemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii orayı temizletiyor ama o adama karşı bir kızgınlık yok. Sadece şunu söylüyor. Yani bunu niçin yaptın? Diyor sen çok meşhur bir adamsın Hazreti Muhammed'sin. Ben de bilineyim, tanınayım diye yaptım. Adam sırf şöhret için peygamber mescidini pislemiş. Yani bu sebeple şöhret hakikaten insanı bazen soytarı da yapar. Ama bir de şöyle bir şey var. Bizler ayna olursak, ya İslam'ın hakikatten ayna, yansıma olursak, İslamiyet'in şöhretini, tanınmışlığını, davetini, tebliğini, emri bil maruf, nehyi anil münkerini, yani iyiliği emredip insanları fenalıktan uzaklaştırmayı yansıtabilirsek, o noktada İslam'ın şöhretini neşir noktasında bu hizmetler çok faydalı. Zaten Cenab-ı Allah şöyle televizyondur, radyodur, gazetedir, neşriyattır bu gibi nimetleri kullarına bu zamanda ihsan etmiş. Bir tuşa basıyorsun binlerce insana. Ben şimdi siz ikimiz konuşuyoruz. Burada televizyon olmasa, bu teknik imkan olmasa burada kalacak. Belki Meleği Ala'nın hadsiz sakinleri bizi dinlerler ama Evet. insanlara ulaşamayız. Ama bu vesileyle ne oluyor? Şimdi bizi işiten bütün kulaklar bu meseleden haberdar oldu. Faraz da belki biliyordu ama aleminde yoktu. Alemine girdi şimdi. Şimdi yemek yerken, öğle yemeği şimdi vakit gelmiş, çorbası içerken, şimdi belki hiç aklında yokken, belki ödemesi günü var, başka bir derdi var, aile problemi varken bir baktı ki ya ümmetinle bir derdi var. Aklına o dert girdi şimdi. Biz bu derdi o kalbe yerleştirdiysek, haberdar olduysa, buna vesile olduysak demek ki biz amacımıza ulaştık demektir abi. Değil mi?